Sevgili takipçi arkadaşlar, farklı bir tuğla efektiyle karşınızdayım. Arkadaşlar, bu çalışmamızda hasır desen gibi gözüken bir tuğla efekt çalışması yapacağız. Bunun için ben alçıpan plakasından, şöyle gördüğünüz bir alçıpan plakasından kendime bir aparat hazırladım. Bunu siz de kendiniz evde kartondan veyahut da böyle bir alçıpandan veyahut da strafor parçasından veyahut da bir sonda parçasından yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bu çalışmamızda şöyle yakından göstereyim. Kullandığımız aparat şöyle 28 santim eninde, 28 santim eninde, 14 santim dikinde şeklinde arkadaşlar hazırlanacak. Ve ortasında tekrar şu parçamız, şu kısım 14 santim geliyor. O 14 santimin şuraya geleceği şekilde tekrar çizik koydum. Bu da yani yandan 7 santim. Bu taraftan da 7 santim çizerseniz, şöyle nokta çizik atarsanız ortada 14 santimlik bir bölüm oluşuyor. Duvara bunun arkadaşlar çalışma yapacağız. Ben tutması kolay olsun diye şöyle bir tutma parçası yaptım kendime. Arkadaşlar, çalışmamızı da bununla yapacağız. Evet. Şimdi ben çalışmamıza başlıyorum. Evet arkadaşlar, kullandığımız aparatla şekillerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Kurşun kalem kullanabilirsiniz bu çalışmalarınızda. Boya kurşun kalem izlerini örtecektir. Arkadaşlar, dediğim gibi kullandığımız aparat, ben bunu alçıpan parçasından yaptım. 14 santime 28 santim ebatlarında. Bu hasır deseni çıkartabilmemiz için bu parçaya ihtiyacımız var. Buna benzer bir parçaya ihtiyacımız var. Ben 14-28 ebatında yaptım. 15-30 ebatında da, 16-32 ebatında da, katları ebatında olabilir. Ben genelde bu 14-28 ölçülerini kullanıyorum bu hasır desen uygulamalarında. Nereden başlayacağınız size kalmış arkadaşlar. Üst sağ köşeden veya üst sol köşeden başlayabilirsiniz veya alttan da başlayabilirsiniz. Ben genelde sağ üst köşeden başlıyorum, zemin düzgünse. Aparatı koyduğunuz şekle göre çizikler arkadaşlar oluşturacağız. Aparatın üzerine gördüğünüz gibi ben 14-28 şeklinde ölçülerimi yazdım. Aparatın orta kısımları da 7 santim sağ köşeden, 7 santim sol köşeden kurşun kalemle işaretler koydum. Duvara aparatımızı koyduğumuzda, işaretleri kurşun kalemle koyduğumuzda otomatik şekiller kendi kendine arkadaşlar birbirine devam eder şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi 7 santim kıyıdan sağ köşeden işaret vardı. Ben üsttekini dik koyduysak alttakini arkadaşlar yatık şeklinde koyuyoruz. Ortaya denk gelecek şekilde 14 santim ortadaki parçaya gelecek şekilde alt parçayı yatırıyoruz. Kurşun kalemle işaretlerimizi koyuyoruz. Etrafını kurşun kalemle çiziyoruz. Malzeme koyduğumuz otomatik şekil çıkıyor arkadaşlar. Bir dik, bir yatay. Bir dik, bir yatay şeklinde birbirini devam eder şekilde aparatımızı koyarak kurşun kalemle bu şekilde işaretlerimizi çiziyoruz. Otomatik şekilde şekil kendi kendine hasıl oluyor. Evet Hamza, nasıl, beğendin mi oğlum şekli? Evet. Kim yapıyor bu şekilleri böyle? Sen. Kim yani? Özgür Usta. Evet, Özgür Usta. Hasır desen bu şeklimizin ismi. Neymiş? Bilmiyorum. Hasır desen. Hmm. Evet. Hasır. Arkadaşlar, çizimimize devam ediyoruz. Yukarıdan aşağı çizerek geldik. Aparatımız da aynı şekilde bantlama işlemimize geçtik. Ben burada 2 santimlik bant kullanıyorum arkadaşlar. Kurşun kalemle işaretlediğimiz yerlere bantları yapıştırma yöntemiyle pratik bir şekilde kalıbımızı çıkartıyoruz, görevi. Bantlama işlemi bittiğinde sıvama işlemine geçeceğiz. Önce bu kurşun kalemle işaretlediğimiz yerleri kağıt bandımızla bantlıyoruz. Ben 2 santimlik bant, 2 santim eninde bant kullanıyorum. Siz piyasadan bulabilirsiniz, 1 santimlik bant da kullanılabilir. Ama genelde ideali bu 2 santimlik banttır arkadaşlar. Evet, büyük oğlum yanına geldi, Muhammed. Nasıl, hoşuna gitti mi oğlum? Hasır desen.
Evet, konuşmak istemiyor. Konuşacağım. Evet, konuş oğlum. Şu anda hasır desen uygulamamızı devam ediyoruz. Gördüğün gibi şekil çıktı bayağı. Hasır desen. Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Beğenmedin mi? Ya beğendim. Beğendim, tamam. Arkadaşlar, bu kanalda videomuza abone olun. Abone olursunlar inşallah. Evet, abone olun. Hadi bay bay. Bay bay değil oğlum, daha devam ediyor videomuz. Bay bay değil. Tamam, gülmeyelim. Tamam. Evet, hasır desen yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Hızlı bir şekilde uygulamamıza devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu tür dekorasyon işleri sabır gerektiren işler. Allah sabırlar versin hepinize. Kendi kendine yapmak isteyen arkadaşlara. Sabır istiyor, özveri istiyor. Sabırla sonuçlanmasını bekleyeceğiz. Başka bir çaresi yok. Kendine kendine hokus pokus diyerek olmuyor tabii ki. Güzel bir sonuç elde etmek istiyorsak sabır kaçınılmaz arkadaşlar bu tür dekoratif işlerde. Ve ince ayrıntılı işler. Bunlar da oğullarım. Büyüğü Hamza. Küçüğü Ertuğrul. Babalarını dekoratif işlerde yalnız bırakmıyorlar. Ben neredeyim? Çok meraklılar. Sen yoksun burada. Sen karşıdasın. Videonun karşısındasın oğlum. Burada kardeşlerim var. Bay bay yapıyorlar. İzleyenlere. Evet. Geleceğin ustaları. Veyahut da hangi mesleği sorarsa o meslek. Evet. Baya baya şekillendi arkadaşlar. Uygulamamız sonlara doğru yaklaşıyoruz. Evet. Yaklaşıyoruz arkadaşlar. Desen sessiz ol. Desen baya çıktı meydana. Desen bayağı meydana çıktı. Nasıl desem, bu şekilde bile güzel bir desen çıktı meydana ama tabii ki bu haline kalmayacak. Sıva uygulamasına geçeceğiz akabinde. Önce bu şekli çıkarmak gerekiyor. Evet, ben burada harç olarak fayans kullandığımdan, seramik ve fayans yapıştırma harcından arkadaşlar istifade edeceğim. Pek çok şeyden harç elde edebiliriz. Tamir harcından, fayans kullandığımdan, beyaz çimentodan, alçıdan. Satın alıcıdan sonra alıcıdan burada sert bir yüzey olsun diye fayans kontrolünü sert ettim. Fayans kontrolünün içine daha çok kırıklı kırıklı ve beyaz çimentoda ortak normal çimentoda katıp daha da kırık almasını, takışmasını sağlayabilirsiniz. Fayans kontrolünün yapısı gereği çabuk kurumayan bir malzemedir. O şekilde imal edilmiştir. Uygulamamıza geçtik. Bütün yüzey çelik mala uyguluyorsunuz arkadaşlar. Bunu çelik mala yaklaşık yüzeyde 2-3 milim kadar bir kalınlık oluşturur. Çok kalın uygulama yapamazsınız. Kalın bir uygulama istiyorsanız bantları sökmeden üzerine 25-30 dakika sonra bir kat daha uygulama yaparsınız. Daha kalın yüzey elde etmek istiyorsanız. Dolayısıyla daha kalın 5-6 milimlik yüzey elde etmişsiniz. Ben doku olması açısından burada rulo kullanıyorum. Biraz kurumuş bir rulo'yu burada efekt vermesi açısından kullanıyorum arkadaşlar. Rulo'yu yukarıdan aşağı hareketlerle duvara efekt vereceğiz. Yaklaşık bir yarım saat sonra yüzeyi biraz prize aldığında çelik malımıza hafifçe bastırarak arkadaşlar sivri dokuları aşağı doğru düzelteceğiz. Ki sonradan yapacağımız iki katlı, iki aşamalı boya çok güzel göstersin kendini. Burada yukarıdan aşağı hareketlerle yaparsanız daha güzel olur. Tarama yöntemi yapmayın. Yukarıdan aşağı indirin. Sonra gene çelik malımızı yukarıdan aşağı bastırarak, hafifçe bastırarak o sivri çıkmış uçları hafiften bastırmış, yassılaştırmış olalım. Ben buraya zemini beyaz, üzerine pembemsi bir boya atacağım. Çift renk yapacağım. Altta beyaz doku gözükürken üstte pembe doku da gözükecek.
Evet, sıva uygulamamız bitti. Şimdi son efekt çalışmasını yapıp akabinde kurumasına bir takip mantıra sökeceğiz. Arkadaşlar çekim kalitesi biraz düşük. Kusura bakmayın çünkü ışığa karşı çekim yapıyorum. Pencere var burada. Işık vuruyor. Çekim yapmak zor oluyor. Işık arkada olsa daha güzel olacak tabii ki. Şimdi bu aşamada malamızı, çelik malamızı hafifçe yüzeyimize bastırarak sivri çıkmış dokuları düzeltiyoruz. Çok da bastırmıyoruz. Derdimiz dümdüz yapmak değil. Hafiften sivri çıkmışla düzeltmek. Malamızı arada bir ıslatırsak güzel olur. Duvara yapışmamış olur. Daha güzel kayar. Bütün duvar bu şekilde arkadaşlar. Çelik malı yardımıyla hafiften düzelteceğiz. Güzel, girintili çıkıntılı bir yüzey elde edeceğiz. Bu haliyle bile arkadaşlar dekoratif bir çalışma olur. Hiç mantıksız bu şekilde bir sıva yapsak, duvarımızı komple sıvasak, ruloyu çeksek, hafiften bastırsak süper bir efekt olur. İki renk, üç renk atılabilir. Gri'nin tonları, siyah beyaz tonları veyahut da işte istediğiniz herhangi bir tonu arkaya koyu rengi atıp ön tarafına hafiften açık rengi atabilirsiniz. Çok güzel bir dokuda olur arkadaşlar. Bu şekilde de başta başına bir dekorasyon örneği. Yaklaşık metrekarede bu kalınlıkta bir uygulamada 2-3 milim yaklaşık bir kalınlık yaptım ben. 2,5-3 kilo kadar arkadaşlar sarfiyat, harç sarfiyatı, kuru çimento veya alçı sarfiyat oluyor. Dolayısıyla demek oluyor ki 1 milim kalınlığa 1 kilo malzeme gidiyor. Kalınlığımıza göre harç miktarını belirlememiz icap eder. Evet, mantıkları sökmeye başladık. Bantlar söküldükçe alttaki hasır deseni dokumuzda kendini göstermeye başladı. Bant sökme işlemine bir yarım saat sonra, 20 dakika yarım saat sonra başlamanızda fayda var. Çok ıslakken sökme yapmayın. Biraz kuruyunca, hafiften priz alınca sökmesi daha kolay olur. En azından bantlar sökülürken sağa sola bulaşmaz. Sökmek daha rahat, güzel olur arkadaşlar. Evet, dokumuz kendini gösterdi. O halinde bile güzel bir görüntü çıktı meydana. Ben tek duvarı yapmayı tercih ettim. Diğer duvarlarda yapılabilir. Benzer şekilde. Arkadaşlar yaptığımız çalışma kurudu. Şimdi astar uygulamasına geçeceğim boya öncesinde. Ben buraya bir farklılık yapacağım arkadaşlar. Boya uygulamasını İSONEM termal boya ile yapacağım. Aynı zamanda dekorasyonun üzerine bir boya yalıtımı da sağlamış olacağım. Beyaz şekilde uygulamamı yapacağım. Arkasına pembe ve kırmızı bir üzerine ikinci bir fon renk vurmak istiyorum. Bakalım ne olacak şimdi. Duvar kendini sıksın, darbelere daha mukavim olsun diye su itici piyasadan polizolon veya binler diye bulabileceğiniz belki İSONEM Universal Star diye bulabileceğiniz arkadaşlar su yalıtım malzemesi var. Bu duvarın sıkar boyayı azalmasını sağlar. Belli oranda suyla karıştırıp astar uygulamamızı duvara süreceğiz. Çek. Dediğim gibi boya öncesi astar uygulaması olarak her markanın hemen hemen arkadaşlar benzer boya öncesi astar malzemeleri var. Polizolon diye boyacınızdan veyahut da binder diye veyahut da Universal Astar diye boya öncesi astarlar var. Duvarımıza bunu sürdüğümüzde duvar boya öncesinde daha az emici, son kat boyayı daha az emici ve darbelere dayanıklı bir hal arkadaşlar alır. Bunu unutmayın. Ve boya daha iyi yapışır sürdüğümüz zemine. Bu tür astar uygulamalarını atlarsak yarın bir gün boyamız kabarabilir. Duvarımızda daha az mukavemetli olur boya astarsız uygulamalar. Astar uygulamasını arkadaşlar pas geçmeyin. Küçük boya. Oğlum Ertuğrul peşimi hiç bırakmıyor. Neresi bana sürekli yanımda. Bu arada ben bir kat Universal İSONEM termal boya uygulaması yaptım. Beyaz renkte. Sen beyaz boya kullanacaktın. Burada İSONEM'in termal boyasını arkadaşlar tercih ettim ben. Aynı zamanda ısı yalıtımı, ısı konforu sağlasın istedim. Dış cephe bakan duvarım bu benim. Dış cephede mantolum olmasına rağmen içerisinde İSONEM termal boyayı sürdüm. Tamam.
Evet, kurumasını takip, bir pat daha İSONEM termal boya uyguladım. Duvarım yüzden beyaz yapmak istedim, beyaz olmuş oldu. Hem dekorasyon oldu, hem yalıtım da sağlamış olduk. Arkadaşlar İSONEM termal boya %40 olarak ısı yalıtım sağlıyor. İç cephelerde ve dış cephelerde uygulanabiliyor. Tavanlara da uygulanabilir. Rengi beyaz olmasına rağmen istediğiniz renkte yaptırabilirsiniz, imal ettirebilirsiniz. Ben buraya beyaz şekilde olduğu gibi baz renkte sürdüm. Mesela örtücü hem yalıtım sağlamış olduk, hem de boya yapmış olduk. Bu İSONEM termal boya arkadaşlar faydalı boya. Normal boya kıyasla bunu tercih edebilirsiniz. Mantolamaya yakın bir ısı yalıtım değeri var. Evet, geldik şimdi zurnanın zırt dediği yere. Sizler burada istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben polisandan İstanbul pembesi rengini tercih ettim. Bu boya polisanın X1 denen bir serisi var. Özel bir seri. Bu boya aynı zamanda MDF, sunta, panel kapıda boyanabiliyor. Özel bir boya. Polisanın X1 serisi. Bu şekilde pembe şeklinde boya atmayı düşündüm. Bir tek odası burası. Diğer örtülerle tavandaki aplikle lambamla uygun olsun diye bu rengi tercih ettim. Tatlı olduğunu düşünüyorum rengim. Gördüğünüz gibi doku, rulol yaptığımız doku böyle bir fayda sağladı. Beyaz pembe şeklinde tam pes pembe olmadı. Tatlı flu bir renk çıktı ortaya arkadaşlar, doku çıktı. Sizler de isterseniz böyle bir doku veyahut da dümdüz de yapabilirsiniz. Hiç rulo kullanmadım. Güzel bir görüntü meydana çıktı. Sünger parmak rulolarıyla ben uygulamamı yapıyorum. Taşan yerlerinizi kestim bu şeyle sonradan düzeltebilir, rutuşlayabilirsiniz. Küçük bir kaba boyanızı alıp uygulayabilirsiniz. Sulandırmadan arkadaşlar boya uygulanıyor. Bu boya sulandırmadan uygulanıyor. Parmak rulo'yla, sünger parmak rulo'yla uygulamanızı yapabilirsiniz. Normal bir rulo'yla da yapılabilir ama sünger rulo arkadaşlar sert dokuda olduğu için malzemenin içinde boyayı vermiyor. Sadece yüzeyine, çıkıntılı kısımlara boyayı değdiriyor. O açıdan ekstra bir efekt çıkıyor meydana. Sevgili dostlarım, diğer videolarımı da izlemenize fayda var. Fayda olduğunu görüyorum. Sağ olun beni ülkemizin çeşitli yerlerinden, illerinden arıyorsunuz. Ben İnegöl'deyim arkadaşlar. Bursa İnegöl'de ikamet ediyorum ve çalışıyorum. İş yerim de burada. Hem satış hem uygulama anlamında işte insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Aslında arkadaşlar su yalıtımı yapıyorum. Boş zamanlarımda da böyle dekoratif çalışmalar yapıyorum. Sizlere yeni fikirler oluştursun diye. Birçoğunu müşterilerimizin evlerine, birçoğunu kendi evime, iş yerime uyguluyorum boş zamanlarımda dekoratif çalışmalarım. Bu tür çalışmalarda derdim size arkadaşlar, benim en azından derdim para kazanmak değil, sizlere yeni yeni fikirler verebilmek. Kendisi yapmaya meraklı arkadaşlarım, bayan arkadaşlar, erkek arkadaşlar beni arıyorsunuz, sağ olun. Biz de böyle yapmak istiyoruz diyorsunuz. Size fikir vermesi açısından öyle anlatılmış şekilde uygulamalar yapıyorum. Siz de memleketlerinizde yapabilirsiniz. Bu işten para kazanabilirsiniz. Veyahut da el becerisi olan arkadaşlar kendileri yapabilir. Veyahut da bu işten para kazanmak isteyen arkadaşlarımız var. Telefonda sağ olun arıyorsunuz beni, ne yapabiliriz, hangi malzemeyi kullanabiliriz diye. Sağ olun ilgileniyorsunuz, alaka gösteriyorsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışıyorum telefonda. Gece gündüz. Arkadaşlar bu tür uygulamalar zaman diyorum, rahat olun, kendinize güveniniz hat safhada olsun. Yapabilir miyim endişesi taşınmayın. Niye yapamayasınız? Kimse anasının karnından usta doğmuyor. Doktor doğmuyor, hakim doğmuyor. Bazı eğitimlerin sonucunda bazı meslekler elde ediliyor, doktorluk gibi, avukatlık gibi. Bu tür ustalık işleri arkadaşlar çalışmalar sonucunda deneyimli yöntemleriyle sürekli antrenmanları, alıştırmaları yaparak, mala tutarak, boya tutarak belli ustalıklar elde edebiliyor istidadınız varsa. Sevgili dostlar, sıkılmadan bu videoyu sonuna kadar izleyen sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda hasır desen dekoratif sıva uygulaması yapmaya çalıştım. Değerli vaktinizi bana ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni ülkenin her tarafından seyreden, telefonlarla arayıp
güzel dileklerini bildiren arkadaşlar, sevgili dostlar. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum, sevgiler sunuyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Konya, Antalya, arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgemizden Mersin, Kilis, İçel, Diyarbakır, Ağrı, Türkiye'nin 81 iline kucak dolusu sevgiler, saygılar. Yurt dışından beni takip eden Azerbaycanlı kardeşlerim, size sevgiler, saygılar. Almanya'dan, Fransa'dan, Cezayir'den, Kıbrıs'tan izleyen sevgili dostlar, hepinize sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, farklı konsept çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Yeni fikirler oluşturmaya çalışıyorum zihninizde. Dekorasyon arkadaşlar sadece duvar kağıdıyla olmuyor, alçıyla olmuyor. Çeşitli çalışmalar yapabiliriz duvarlarımızda. Kendi kimliğimizi, kişiliğimizi yansıtabiliriz. İsteğimize, zevkimize göre çalışmalar yapabiliriz. Bu da böyle farklı bir çalışma. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgili dostlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Selamlar.